Bırakın gidenler gitsin. Hiç umursamayın. Şimdi sizin bu söylediğinizi tüm salonun söylemesi lazım. Yağmurda şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor, bana her şey sizi hatırlatıyor. Sağ olun. Siz teşkilat mensuplarımızda önümüzdeki seçimlerde AK Parti'yi %50'nin çok üzerinde bir başarı çıtasına çıkaracak azmi ve kararlılığı şu az önceki şarkımızı söylerken de gördüm. Tabii bu arada arkadaşlarım da onu hatırlattı. Biz malum trafik yurt dışıydı hep. Bu arada söylediğimiz bu şarkının bestekarı Selçuk Tekay, o da rahmetli oldu. Ve 14 Haziran'da vefat etmiş. Biz de kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine başsağlığı dileklerimi özellikle ifade etmek istiyorum. Allah yar yardımcıları olsun. Değerli kardeşlerim, Antalya ile birlikte ülkemizin 81 vilayetinin tamamında bu hedefe doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ama benim sizden tekrar bir ricam daha var. Arkadaşlar, az önce bir dostla konuşuyordum. Bir şey söyledi bana, bulunduğu ille alakalı. İlimizin milletvekilleri, burayı söylemiyorum, başka bir il, İlimize uğramıyorlar dedi. Teşkilatı doğru dürüst görmüyoruz dedi. Değerli kardeşlerim, 7 milletvekilimiz var değil mi Antalya'da? Evet. Ya tamam, onu da kat canım. Ve şimdi biz 6 milletvekilimiz bütün hafta salı, çarşamba, perşembe Ankara. Ama bunun dışında nerede olması lazım? Antalya'da. Antalya'da olmuş. Ve burada benim milletvekili arkadaşlarım dağ taş demeden her yeri dolaşmaları lazım. Bu konuda sürekli olarak İbrahim Bey teşkilat olarak onların programlarını yapmalı. Hangi ilçeyi nasıl dolaşacaklar? Buralarda ne gibi ziyaretler yapacaklar? Arkadaşlar, milletvekili arkadaşlarımız teşkilata tabi olacak. Yapılan programa uyacaklar. Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları hep birlikte Antalya'nın altını üstüne getirmeniz lazım.
Belediye başkanlarımız aynı şekilde tüm ilçeleri altını üstüne getirerek dolaşmaları lazım. Biz niye durmak yok, yola devam dedik? Biz şimdiden 2023'ün startını verdik. 2023 bir başka olmak durumunda. Ve 2023'te Cumhurbaşkanını seçiyoruz. Milletvekillerimizin sayısını daha da artırıyoruz. Ve 2024'de Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere inşallah ilçe belediyelerini de silme götürmemiz lazım. Çünkü bu kadar güzel bir şehrin hizmete ihtiyacı var. Şunu unutmayın. Bu hizmeti AK Parti'den başkası getiremez. Ülkemizdeki 26 milyon hanenin her birine ana kademe teşkilatlarımızla, kadın kollarımızla, gençlik kollarımızla kardeşlerim mutlaka gireceğiz. Tamam? Mutlaka gireceğiz. Buna var mısınız? Hazır mısınız? Ama dikkat edin. Güler yüzlü, nezaketli, kalplere dokunmayı, kafalardaki soruları cevaplamayı bilen, şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri en çarpıcı şekilde anlatabilen teşkilat mensuplarımızın kazanmadık gönül bırakmayacaklarına ben inanıyorum.